İlim, sanat ve medya dünyamızın çok değerli mensupları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Önce Star Gazetesi'ne Sayın Ethem Sancak, Sayın Murat Sancak, Sayın Mustafa Karalioğlu'na, Üstad Necip Fazıl Kısakürek adına merhumun değerli evladına bu anlamlı ödülleri ihdas ettikleri için Star grubuna huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum. Ödül jürisinde yer alan değerli büyüklerimize, değerli sanatçı ve akademisyenlerimize ayrıca burada teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk kez verilecek olan Necip Fazıl Kısakürek ödüllerine layık görülen şair, yazar ve mütefekkirlerimizi burada özellikle tebrik ediyor. Kendilerine uzun, hayırlı, yeni başarılarla dolu bir ömür Allah'tan niyaz ediyorum. Bir büyük umudu, aşkı, sevgiyi büyüten, ölüme, dirime ve aşka düğüne gider gibi gideriz diyen bir modern zaman dervişi, şair Hüseyin Atlansoy'u tebrik ediyorum. Yalnızlığa, ölüme, yabancılaşmaya bir pencere açan, o pencereden umuda, sevgiye ve geleceğe bakan genç yazarımız Güray Süngü'yü aynı şekilde tebrik ediyorum. Bize medeniyetimizin zirvesi Mimar Sinan'ı hatırlatan, eserleriyle tarihi ve bugünü kucaklaştıran değerli akademisyenimiz Gülru Necipoğlu'nu yine bu ödüle layık görüldüğü için kutluyorum. Bir kitap aşığı olan kültürümüze, medeniyet tarihimize eşsiz katkılar sunan, aynı zamanda sahip olduğu hazineyi öğrenci yetiştirmek suretiyle genç nesillere de aktaran akademisyenimiz İsmail Erünsal hocamızı aynı şekilde tebrik ediyorum. Necip Fazıl Saygı Ödülü ilk olarak kime verilmeli diye sorulduğunda sanırım herkesin aklına o gelecektir. Selamlamasını az önce bakanımıza onu dedim, çaldın dedim, biraz sabırlı olsaydın. Selamlamasını dahi dostlarım, sizi antifaşist, anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-fravunist duygularımla selamlıyorum diye yapan insanın en çok kalbi temiz olmalıdır diyen sevgili Nuri abimizi, muhterem Nuri Pakdil'i özellikle kutluyor, tebrik ediyor. Bize klas duruşu, bize devrimci baş kaldırışı öğrettiği için kendisine şahsım, yol arkadaşlarım, ülkem ve milletim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz Türkiye'nin, Türkiye'deki kültür, sanat ve fikir hayatının böyle bir ödüle ihtiyacı vardı. Şahsen bu ödülü son derece önemli, son derece anlamlı buluyorum.
Türkiye değişirken, Türkiye artık zincirlerinden, prangalarından, dar kalıplarından kurtulurken, kültür, sanat ve fikir hayatının da kendisine musallat olan vesayetten kurtulmasının zamanı gelmişti. Türkiye'de ve dünyada şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin adına çok sayıda ödül veriliyor. Bu ödüllerin birçoğuna baktığınızda belli kalıpları aşamadığını, belli ideolojik gözlükleri atamadığını, kendisine musallat olan vesayetten kurtulamadığını görüyoruz. Ödüllerin sadece ödüllerde değil, teşviklerin, kayırmaların, desteklerin belli çevrelerde gidip geldiğini, belli camiaların içine hapsolduğunu, belli kalıpların dışına çıkamadığına şahit oluyoruz. İşte Necip Fazıl Kısakürek ödülleri en başta bu dar kalıpları parçalayacak, kültür ve sanat dünyasındaki vesayete karşı çıkacak, sanatta ve fikirde dahi egemen olan al gülüm, ver gülüm anlayışını inşallah ortadan kaldıracaktır. Bu ödüllerin aydın baskısına, aydın vesayetine karşı bir itiraz olduğu umudunu taşıyorum. Kendi dar ideolojik camiası dışında hiç kimsenin şiirine, hikayesine, makalesine, fikrine itibar etmeyen anlayışa karşı Necip Fazıl ödülleri bir çıkış noktası olacaktır. Kendi klanı dışında yapılan filmlere, sanat eserlerine, kültür ve sanat ürünlerine itibar etmeyen, mütekebbir, müstekbir ve yabancılaşmış aydın zihniyetine karşı Necip Fazıl ödülleri kucaklayıcı, kuşatıcı, objektif bir anlayışı inşallah hakim kılacak, bize bu toprağın sesini, kokusunu, nefesini taşıyacaktır. İşte onun için bu ödüller kalıcı olmak zorundadır. İşte onun için bu ödüllerin saygınlığı en güçlü derecede korunmalıdır. Hatta Allah izin verirse bu ödüller yereli aşmalı. Uluslararası bir boyut kazanmalı. Uluslararası alanda da bir itibara, bir güce kavuşmalıdır. Gerek ödülleri ihdas eden arkadaşlarımızın, gerek ödül komitesinin bu anlayış ve vizyonla bu ödülleri Türkiye'nin en saygın, dünyanın da en seçkin ödülleri arasına gireceğine gönülden inanıyorum. Değerli kardeşlerim, bu ödüllerle ilgili bir başka boyut da elbette taşıdığı isimdir. Bu ödüller Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in o aziz hatırasını yad ederken aynı zamanda o aziz hatıra ve o unutulmaz isim üzerinden ödül sahiplerine de eşsiz bir paye veriyor ve inşallah uzun yıllar da bu payeyi dağıtmaya devam edecektir. Burada Üstad Necip Fazıl'la ilgili birkaç önemli noktayı tekrar hatırlatmak isterim. Kendisini şahsen de tanıma bahtiyarlığına eriştiğim, hatta takdim fırsatını yakaladığım, artık üniversite yıllarımın en canlı dönemlerinde üstada jübile yapacağız. Milli Türk Talebe Birliği'nde ve bu jübileyi yapmak için iki genç artık finale kaldı ve iki genç olarak bir tanesi de benim. Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki şu anda Halk Eğitim Merkezi, bilmiyorum Milli Eğitim Bakanımız devretti mi, tekrar aslına rücu etsin demiştik. Ve o salonda Genel Başkan, Üstad ve iki arkadaşımız beraberiz. Takdimi nasıl yapacağız? Bunlar okunuyor. Bazıları Üstad'ı mütekebbir olarak göstermek isterler. Asla Üstad
mütekebbir değildi. Nitekim orada diğer arkadaşım benden önce takdimini yapmaya başladı. 4 A4 sayfası takdim hazırlamış. Tabii öyle övdü, öyle övdü, öyle övdü ki artık üstad bu övgülere dayanamadı. Ne söylediğini söylemeyeceğim, o bende kalsın. Ama ikinci A4 sayfası bitti ki üstad dayanamadı. Yerinden kalkarak o kendine has üslubuyla ve o kendi dünyasındaki mahtumu burada bilir diliyle orada bir ifade kullandı ve orada iş kesildi. Ondan sonra sıra bana geldi. Ben de şöyle avuç içi gibi 2 kart takdim hazırlamıştım. Ben de bu takdimimi yaptım ve üstad orada benim takdimimi bu genç yapsın dedi. Ve işi bana bıraktı. Ve o jüride, o jübilede takdimi o gecenin bu fakire kaldı. Tabii o dizi Milli Gençlik Geceleri olarak devam etti. İstanbul, İzmir, Ankara, her yerde üstadla beraber dolaştık. Ve hamdolsun bu şekilde kendisini ve merhume refikalarını zaten sürekli talebe birliğine gelir gider, jübilerine aynı şekilde katıldığı gibi Milli Gençlik Gecelerine de gelip giderdi. Oralarda da birlikte olduk. Ve gayet yakından çok daha iyi tanıdım. Ama benden tabii çok çok iyi tanıyanların bu salonda olduğunu da biliyorum. Üstad Necip Fazıl işte o söylendiği gibi eğer mütekebbir olmuş olsaydı o 4A4 sayfasıyla o takdimi yapan arkadaşımızı tercih ederdi, etmedi. Benimki daha mütevaziydi fakat bizi orada takdir etti ve böyle devam ettik. Çünkü Necip Fazıl aslında bir aksiyon insanıydı. Necip Fazıl o dönemde yüzlerce, bugün yüz binlerce genci dünyaya ve ukbaya hazırlamış tek başına bir okuldu, tek başına bir ekoldu. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Necip Fazıl'ın bir selefi yoktu. Belki Mehmet Akif diyeceksiniz. Mehmet Akif Osmanlı Cihan Devleti'nin son münevverlerinden. Ne yazık ki Cumhuriyet döneminde fikirlerini özgürce ifade edebileceği yeni bir fikir iklimi inşa edebileceği zemin olmadı, olamadı. Cumhuriyetle birlikte ortada yeni bir devlet vardı. Sadece yeni bir devlet değil, yeni bir alfabe, yeni bir dil, yeni bir kültür, sanat, fikir anlayışı vardı. Özellikle tek parti döneminde kültür, sanat ve fikir belli kalıplara hapsedilmişti ve bu kalıpların dışına çıkabilme imkanı da yoktu. Yani mazi ile köprüler atılmış, irtibat koparılmış, gelenek adeta baltalanmıştı. Necip Fazıl işte böyle bir atmosferin insanıydı. Her şey yeniden başlarken, her şey bir anlamda yabancılaşırken, Necip Fazıl yerli olmayı, bize özgü olmayı, mazi ile irtibat kurmayı başarmış, üstelik de tüm saldırılara karşı bu mücadelesini kararlılıkla devam ettirmişti. Bu az şey değildir değerli arkadaşlar. Bakın özellikle genç kardeşlerimin şunu bilmesini isterim. Necip Fazıl bugün bile Türkiye için, genç nesiller için, Türkiye'deki hak mücadelesi için çok büyük bir talihtir, çok büyük bir imkandır. Kimse yokken Necip Fazıl vardı. Her türlü saldırının karşısında, tüm o saldırıları üzerine çeken ve o saldırıları püskürten bir Necip Fazıl vardı.
Bir ağabey arayan, bir rehber, bir yol gösterici arayan, fikir açlığı içindeki genç nesiller için önlerinde dimdik duran, azametle duran bir Necip Fazıl vardı. O öyle bir kalemdi. Statükonun gölgesinde kendisine itibar ve şöhret devşirenlere karşı yapayalnız bir Necip Fazıl vardı. Arkasına Türkiye'deki, hatta dünyadaki ideolojileri alıp oradan kendisine şöhret devşirenlere karşı kendi milli değerlerine sımsıkı sahip çıkıp ayakta kalabilen bir Necip Fazıl vardı. Üstadın şu sözlerini burada özellikle aktarmak istiyorum. Gerçekten çok çok enteresan, çok çok anlamlı. Su, elektrik, telefon, gaz, ilaç yok. İman, ahlak, insaf, idrak lügatlerde bile yok. Mektep, kitap, disiplin, bilen, yazan, aldıran yok. Umumi manzara, her sahada mecnun kemiyet, mazlum keyfiyet, mahkum fazilet, mestur felaket, mezun hıyanet, meşhum akıbet, heceleyen yok. Ama bir şey var, büyük Türkiye hayali. İşte Necip Fazıl budur. Bütün yokların arasında bahanelere sığınmayıp büyük Türkiye idealinin peşinde mücadele veren bir büyük mütefekkir. İşte bu azim, bu kararlılık, bu özgüvendir ki yoklukların içindeki bir Türkiye'yi varlık içinde bir Türkiye'ye tahvil etmiş, büyük ve yeni Türkiye'ye giden yola başını koymuştur. Bugün eğer yeni Türkiye diyebiliyorsak, büyük Türkiye diyebiliyorsak, bunda Necip Fazıl'ın izi vardır, eseri vardır, alın teri, gayreti, mücadelesi vardır. O kadar azimliydi, o kadar dimdik ve o kadar heybetliydi ki görünce dahi İşte kaybettiğimizi bulduk diyebileceğiniz bir şahsiyetti. Düşünün ki cümlelere, kelimelere, harflere en ağır baskıların uygulandığı bir dönemde kahramanca öne çıkıp ben varım diyebilen. Madem ki ben varım, o zaman Türkiye vardır diyebilen. Hatta benim olmadığım yerde kimse yoktur diyebilen bir özgüven abidesiydi. Bakın bazıları onun şiirlerini hiç okumamış olabilir. Bazıları onun yazılarını hiç okumamış, fikirlerini hiç dinlememiş olabilir. Ama inanın bugün sahip olduğumuz fikir, aksiyon, dimdik duruş ve özgüven onun verdiği mücadelenin, onun kararlı duruşunun, onun diklenmeden dik duruşunun bir eseridir. Necip Fazıl bir nesle şiirden, hikayeden, yazıdan ziyade özgüven aşılamıştır. İşte o özgüven bugünleri inşa etmiştir. Diyordu ki Necip Fazıl, bize kuru akıllar değil, ulvi divaneler lazım. Bize babasından meccanen devşirdiği iman ruhunu kilitli dolabında ekşitenler ve kokutanlar değil, onu her an ocak üzerinde tutan ve fıkır fıkır kaynatanlar lazım. Bize mafsal yerlerindeki maddi alışkanlıkla kıbleye dönüp Allah huzurunda iskelet kıvamı halinde duranlar değil, ruh şahlanışı içinde dizilenler lazım. İşte hayatı boyunca bu idealin mücadelesini verdi. Şiiriyle, hikayeleriyle, yazılarıyla, tiyatro eserleriyle, konferanslarıyla bize
bu ruhu aşılamanın mücadelesini verdi. Öksüz, hor, yetim ve garip bir davanın dizleri üzerinde doğrulabilmesi, ayağa kalkabilmesi, öne eğik başını kaldırıp sen bir devsin, yükü ağırdır devin, kalk ayağa, dimdik doğru ol ve sevin talimatını veren. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir denilebilmesi için tüm hayatını davasına vakfeden bir insandı. İnanın kendisine çok ama çok şey borçluyuz. Necip Fazıl'a farkına vardıklarımız kadar onun mücadelesi sayesinde ulaştığımız ve fakat farkına varmadıklarımız için de borçluyuz. Bugün eğer dünün ezilmişleri, mazlumları, ötekileştirilmişleri, siyasette ben de varım diyor, adaletle yönetmenin mücadelesini veriyorsa, bunda Necip Fazıl'ın aşıladığı özgüvenin etkisi vardır. Bugün eğer yerli, milli değerlerle örtüşen şiirler yazılıyor, romanlar, hikayeler yazılıyor, filmler yapılabiliyorsa, bunda Necip Fazıl duruşunun etkisi vardır. Bugün eğer Türkiye'nin belli bir kesimini, sessiz yığınlarını köylü, taşralı, cahil, geri kafalı diye tahkir eden mütekebbirlerin karşısında, hadi oradan, sen de kimsin diyebilen bir cesaret varsa, bir kendine güven varsa, inanın bunda Necip Fazıl'ın çok büyük katkısı bulunuyor. İşte böyle büyük bir fikir ve mücadele insanı adına ödül dağıtılmasını çok çok önemsiyorum. Tekrar ediyorum, Üstad Necip Fazıl adına verilen ve inşallah uzun yıllar verilecek bu ödüller, tekellerin kırılması, belli alanlarda da statükonun güç kaybetmesi, kültür, sanat ve fikir dünyasında vesayetlerin son bulması anlamına gelir. Bakın kusura bakmayın, burada bir hususa da değinmek zorundayım. Necip Fazıl için fikir çilesi de, fikir namusu da son derece önemli kavramlardı. Hatta şunu da söylemem lazım. Hata yaptığında hatasını kabul eden ama doğru bildiğinden, hak bildiğinden de asla vazgeçmeyen bir fikir namusuna sahipti. Şu anda esen her rüzgarın önünde eğilen, çıkarlarına göre tavır belirleyen, dün söylediğinin tam tersini bugün söylemekten kaçınmayanlara bakınca Necip Fazıl'ın ve onun geçmişten alıp bugüne miras bıraktığı fikir namusunu daha iyi anlıyoruz. İşte en son birisi çıktı, yazdığı bir makalede devletin geleceği adına seküler güçleri sorumluluk almaya davet etti. Bundan 7 yıl önce kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan ırkçı kesimler ordu göreve diye çağrılar yapıyorlardı. Zamanın cilvesine bakın ki bugün de aynı şekilde kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan, aynı şekilde ırkçı zihinler devletin geleceği adına seküler güçleri göreve davet ediyor. Eğer fikrin namusu yoksa, ahlakı yoksa, fikrin ruhu yoksa, işte böyle insan en uçlarda döner durur. Bir gün bakarsınız devlet düşmanı olmuş, bir gün bakarsınız darbecilik yapıyor. Bir gün bakarsınız barış güvercini olmuş, bir gün bakarsınız eline taş almış, askere atarak teröristlik yapıyor. Bir gün bakarsınız ırkçılıktan şikayet ediyor. Bir günde bakarsınız kendisinden nefret eden ırkçılardan darbe dileniyor. Bununla da asla bir tek kişiyi kastetmiyorum. Türkiye'nin son 12 yılına bakın,
fikir gelgitlerine bakın, orada çok sayıda böyle örnek göreceksiniz. En uç fikirlerin ortak çıkarlar söz konusu olunca nasıl da fikri ve fikrin namusunu bir kenara bırakıp ittifaklar kurduklarını göreceksiniz. Necip Fazıl kendisinden öncekiler gibi bize ahlakı olmayan her mücadelenin yanlış olduğunu öğretti. İnşallah bizler de, bizden sonraki nesiller de mücadeleyi ahlakla, namusla, adaletle sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Başkalarının yanlış yapıyor olması bizim yanlış yapmamızı mazur ve meşru hale getirmez. Onlar ne kadar eğilirse eğilsin, biz Elif gibi dimdik duracağız. Üstad Necip Fazıl'ı bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanı inşallah cennet olsun. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın diyorum. Onun aziz hatırasını bu ödülle yaşatacak olan Star Medya grubuna tekrar teşekkür ediyorum. İlk defa verilen bu ödüllere layık görülen değerli yazar, bilim insanı ve mütefekkirlerimizi tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.